Evet. Endemik yayınlar AYT Matematik Soru Bankası'nın test 17 eksamen notları bölümünden çözmeye devam ediyoruz. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz ve videolarımı beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu ifade için hangileri doğrudur diyor. Önce bir türevini alalım. 4x küp 12x kare artı 8x eksi 24. 4x kare parantezine alırsak 8 parantezinde f türev x eksi 3 parantezinde 4x kare artı 8. 3 noktasında 0 olur. Diğeri 0'a eşit denemez. 4x karenin eksi 8 olmayacağı belli. Azaldı, arttı. Şimdi 3 tane ekstrem noktası vardır. Yanlış bir tane var. 0, 4 aralığında azalandır. Yanlış. 0'dan 3'e kadar evet azalan ama alabileceğin küçük değer eksi 55'tir. Acaba 3 koyunca eksi 55 çıkıyor mu? Fonksiyonda 3 yazalım. 81 eksi 108. 3'ün karesi 9. 36 eksi 72 artı 8. 108 72 eksi 180 eder. 81, 36 daha 117, 8 daha 125, eksi 55 çıkar. Demek ki 3. maddemiz doğru. Birinci sorunun cevabı bu. İkinci sorumuzdayız. Fonksiyonun ekstremum noktaları olmadığına göre a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar, ekstremum noktasının olmaması için birinci türevinin kökünün olması ya da çift katlı kökünün olması lazım. Bunun b karesi 36 eksi 4 ac 0 diyelim. A'nın minimum alabileceği değer 3'tür. Aşağıda bir fonksiyon grafiği verilmiş. Aşağıdaki yerlerden hangileri doğrudur? İki tane ekstrem noktası var mıdır? Bir burada eksi 3 de var arkadaşlar. Bir de 2 de var. 8'in içi boş tanımsız olduğu için orada ekstrem noktası yok. Bu doğru. Eksi 3'e 2 minimum noktasıdır. Mutlak minimum. Doğru. Şu an alabileceği en küçük değer. Pardon, en küçük değer bu değil. Buralarda bir sürü daha değer alabiliyor. Mutlak minimum diyemeyiz. 2,7 mutlak maksimumdur. Daha büyük bir değer yok. Doğru. Dolayısıyla cevabımız 1,3. Fonksiyonu ile ilgili bir kere tanım kümesinden bahsetmiş. Bunun için kökleri x parantez alırsak 4 eksi x 0 ve 4. Tanım kümesi 0 ile 4 aralığı. Bu doğru. Görüntü kümesi 0 ile 2 aralığı mıdır? Arkadaşlar buna 0 yazarsak minimum değeri 0'dır. Zaten köklü ifadenin içi eksi de olmaz. En büyük ya da en küçük değeri için türevini alalım. X'e 2 koymamız gerekiyor. 8 eksi 4. 4 o da 2 çıkıyor. Bu da doğru. Artan olduğu aralık. Şimdi türevini alırsak arkadaşlar bu ifadenin. İçinin türevi 4 eksi 2x bölü 2 kök 4x eksi x kare. Peki, bunun türevine göre işaretini incelersek alt taraf her zaman pozitif. Burada negatif. Pardon, eksiyle başlıyormuş. İkisinin önündeki işareti. Eksi, burası da artı. Artan olduğu aralık 0, 2 aralığıdır. 0, 2 aralığında evet artandır. Mesela eksi sonsuzdan geliyor gibi duruyor ama 0 noktasının itibaren tanımlı olduğu için 0, 2 aralığında artandır. Ekstrem noktaların apsisleri toplamı 4'tür. Öyle bir şey durmuyor. Azalan olduğu aralık 2, 4'tür. O da doğru. X eşittir 2'de ekstrem noktası olması için. Arkadaşlar türevini aldık. Eğer bu üssü çift sayı olursa ekstrem noktası olmaz. Çift katkök olur. Demek ki tek sayı olmalı. Üssü tek yapan iki basamaklı sayılar ondan başlar. Üssü tek yapması lazım. Ve tüm çift sayılar olarak devam eder. Burada arkadaşlar önce terim sayısını bulun. Dolayısıyla son terim eksik terim bölü artış miktar artı 1. 88, 44, 45 terim var. Sonra son terim artı ilk terim çarpı terim sayısı bölü 2'den giderseniz 2430 değerini elde edersiniz. Türev fonksiyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Türevin x eksenindeki kesişim noktaları 3 ve 7.
7'den büyük değerler yaşadı. Artı, eksi, artı, arttı, azaldı, arttı şeklinde gitti. 2 tane ekstrem noktası vardır. Doğru. 3 yerel maksimum noktasıdır. Doğru. 7 yerel minimum noktasıdır. Doğru. F türevi 5 sıfırdır. Yanlış. Bu ikinci türev 0 olur burada ancak. F türevi 2 sıfırdan büyüktür. 2 noktası türevi 0'dan büyüktür. Doğru. Bakın 2 noktasında şurada türevi 0'dan var. Ekstrem noktası y eşittir 2x doğrusu üzerindeymiş. Türevini alalım. 0'a eşit diyelim. 8, x eşittir 2. X 2 ise, ekstrem noktası da y eşittir 2x üzerinde ise y'si de 4. Demek ki denklemde x'e 2 yazınca y'nin de 4 çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Eksi 48, eksi 46 a'nın 50 olması gerekir. Fonksiyonun mutlak minimum ve mutlak maksimum değerlerinin toplamı nedir? Türevini bir alalım arkadaşlar. Ve 0'a eşitleyelim. X buradan 2. 2 bu aralıkta mı? Evet. 2'yi yerine koyalım. Buradan bir değer 29 çıktı. Belli bir aralıkta kısıtlanmış fonksiyonlarda uç noktalar da ekstremum olduğu için daha iyisi. O noktaları da almamız gerekir. 1 yazarsak 25, 29, 28 diyeli buradan geldi. 8 yazarsak 57, eksi 64, eksi 7. Mutlak minimum ve mutlak maksimum değerlerin toplamı 22 olur. Türevin grafiği verilmiş. Türevin 3'te çift katkökü var. İyi düşünebiliriz. Burada eksi, burada eksi. Şurada sürekli azalan bir durum var. 3 virgül 0 noktası F türevinin ekstrem noktasıdır diyor. Dikkat edin, F türevi. F türevi, bunun bir defa daha türevi alınırsa arkadaşlar. Ya da şöyle düşünün, burada sivri bir nokta yapmış mı? Sivri noktalar, tepe noktalar ekstrem noktasıdır. F türevin grafiği bu. Dolayısıyla bu doğru. F fonksiyonun ekstrem noktası yoktur. F'in ekstrem noktasına bu grafikten bakarsak olmadığını görürüz. Bu da doğru. X eşittir 3'te ikinci mertebeden türevi yoktur. O da doğru. Arkadaşlar burada sivri nokta olduğu için bunun bir kez daha türevini almaya kalkarsak tanımsız olacağını görürüz. Hangisinin ekstrem noktası yoktur? Tek tek şıklara bakmamız lazım. Mesela bunun türevini alırsak 2x 0 yapan tek katlıkök var. Ekstremum var gibi. Denizli'ye gelirsek 3x kare artı 27 0, 3x kare, eksi 27, eksi 9, karesi eksi 9 olan bir real sayı olmadığı için ekstrem noktası yok. X ekseninin 3 farklı noktada kestiğine göre, arkadaşlar şöyle bunun bir türevini alalım. Bu güzel bir soru, lütfen çok dikkatli izleyin. X artı eksi 1, eksi 1, 1. İşaret inceleyelim. Arttı, azaldı, arttı. Şimdi üçüncü dereceden bir fonksiyon ve x ekseni 3 noktada geçirmiş. Şöyle düşünün. Eksi 1 noktasında maksimumu var. Eğer buraya teğet olursa arkadaşlar, bir de bir yerde keser. O zaman iki tane noktada kesmiş olur. Demek ki maksimum noktasının birazcık sıfırdan büyük olması lazım. X yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 1 artı 3 artı a'nın sıfırdan muhakkak büyük olması lazım. A'nın buradan eksi 2'den büyük olması gerektiğini gördük. Minimum noktasını da aynı şekilde. Minimum noktasının azıcık sıfırdan küçük olması lazım. Yoksa bir de bu noktada keser, iki noktada kesmiş olur. Minimum noktası x yerine 1 yazalım. 1 eksi 3 artı a sıfırdan küçük olmalı. A da 2'den küçük olmalı arkadaşlar. Eksi 2'den büyük ve 2'den küçükse 3 tane değer alabilir. Türev grafiği verilmiş. Türevin eksi 1 ve 4'te kökleri var. 4'te çift kat teğet olduğu için. Türevin işareti en sağdan bakarsak bakın y'si artı. Azaldı, arttı, arttı. F fonksiyonu bu da türev işareti. Eksi 1'de F fonksiyonu yerel minimum noktası vardır diyor. Doğru. 2 tane ekstrem noktası vardır diyor. Yanlış, tek var. Burada sürekli artmış. İkinci türev 1, türevi 0'dır. Birinci türevin tepe noktası olduğu için, bu tepe noktası da türev alınarak bulduğu için bu da doğru. Evet.